Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Efendim, neler var programımızda? Efendim bir tane hamur işi var. Bir tane sebze var. Bir tane de ızgaramız var. Burada da dızmana dediğimiz güzel bir hamur işimiz var. Onu hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Bu tabii ki Azerbaycan o taraflarda... Ee, çok önemlidir. Çörek derler. Efendime söyleyeyim, orada zaten her şeye çörek derler. Bakın bunun içerisinde bulunan malzemelerden bahsedeceğim o hamurun. içerisinde neler var? Efendim içerisinde bulunan malzemeler, evet yani bu hamur malzemesinin içerisinde, buradaki hamurun içerisinde bulunan malzemelerden bahsedeyim. Bir buçuk bardak ılık süt var. Sütü bırakıyorum. Onun içerisine bir paket yaş mayayı bırakıyorum. İki kaşık toz şekerle beraber iyice çırpıyorum. Üzerini kapatıyorum. 20 dakika bekledikten sonra bir bardak sıvı yağ ilave ediyorum ve daha sonra bir bardak sıvı yağ ilave ettikten sonra da efendim bir çay kaşığı tuzu ilave edip aldığı kadar unla yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Bu hamuru hazırladıktan sonra beklemeye alıyorum. Hamurun tabii ki kıvama gelmesini sağlıyorum. Ee, hamur mayalanıyor, iyice kabarıyor ve o hamur mayalandıktan sonra efendime söyleyeyim onu parselliyoruz. Bunun üzerine e, normal bizim bildiğimiz kaymak yani çiğ kaymak kremada kullanabilirsiniz. En son tepside sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha böyle e, ama ben natürel olsun yine e, biraz biraz kısacam yağ Üzerine son olarak yumurta ve susam da ekleyebilirsiniz. Onlar sizin arzunuza bağlı yumurta ve susam da ekleyebilirsiniz. Burada ayrıyeten yağımız var. Zaten şöyle bir halledelim bunları. Ondan sonra da bakalım neler olacak sevgili izleyenleri. Şimdi efendim mayalanmış olan bu hamuru bakın tekrar yoğuruyorum. Evet tekrar yoğuruyorum. Aşağı yukarı bir buçuk kilograma kadar öyle bir e, tekabül eder. 15 adet ayıracağım. 16 adet de yapabilirsiniz. Küçük küçük de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. O sizin arzunuza bağlı. Arzunuza bağlı diyorum. Çünkü çok büyük olduğu zaman belki tüketmeme zorluğu çekilir. O zaman ne olur? Artıklamadan bahsedelim. Yazıktır. Fire vermesin. Çöpe gitmesin. Onun için şöyle ortadan keselim. Ortadan kestikten sonra da sevgili izleyenlerim şunları şöyle küçük küçük parçalara ayırıyorum parçalara ayırdıktan sonra bakın hepsinin aynı büyüklükte olmasını sağlıyorum e şurada bir tane küçük kaldı onu da iki eşit parçaya ayırıyorum şimdi buradaki hazır e, paylaşmış olduğum malzemeler bakın cevizden biraz büyük o malzemeler e, bezelerimiz şöyle bunların hepsini hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim bunlar tabii ki bakın görüyorsunuz burada yağ var bir kabın içerisinde bir kabın içerisinde yağ var sıvı yağ var onların içerisine bırakıyorum şöyle onların içerisine bıraktıktan sonra efendim hepsini orada birleştireceğim tabii ki yağ olunca bu malzeme birbirlerine yapışmaması gerekiyor evet yapışmaması lazım ve bunları bu şekilde buradaki o yağın içerisinde birleştireceğim. Yağın içerisinde birleştirdikten sonra bunları bir tane tepsiye dizeceğim. Bir tane tepsiye dizdikten sonra tabii e, mayalanmasını sağlayacağım. Mayalandıktan sonra efendim bunların üzerine biraz çörek at, e, pardon dahavel yumurtanın sarısı ve daha sonra da çörek otu ilave ederek fırını 180 derece ısıtmış olduğum şey, tepsiyi 180 derece ısıtmış olduğum fırına vereceğim. Ve ondan sonra da orada pişerken biz değer işlerimizi yapacağız. Evet şöyle yağın içerisine bırakıyoruz. Bu bir Azeri çöreğidir sevgili izleyenlerim. Ee, o tarafta çok hazırlarlar bunu. Ee, bunun çeşitlemesi de vardır. Ee, çeşitlemesi şöyle. Ee, içerisine Beyaz peynir veya da kaşar da konularak hazırlanır ee, Veyahut da kıyma olarak da bırakılır soğanla kavrulmuş kıyma olarak da bırakılır ve hepsini deneyebilirsiniz hepsinden hazırlayabilirsiniz o şekilde bunları hazırlayabilirsiniz yani çeşitlendirmeniz açısından bunları yapabilirsiniz şimdi bunları şöyle sallayayım biraz otursunlar. Çünkü yağlanmaması gerekiyor elebin. Şu işlemleri tamamen hazırlayayım. Hazırladıktan sonra da sevgili izleyenlerim onları bir tane tepsiye dizeceğim. Bir tane tepsiye dizdikten sonra o tepside mayalanmasını sağlayacağım. Ve daha sonra tepside mayalandıktan sonra onun üzerine yumurta sarısı daha sonra da susam ilave edebilirsiniz. Ee, çörek otu ilave edebilirsiniz. Normalde sade de kullanılır. Ee, sade de olabilir. Ee, biraz daha bizim kendi damak zevkimize göre biz susamı çok severiz. Susamlı olmasını sağlayacağım ve ondan sonra da Efendime söyleyeyim affet de tabii ki sabah kahvaltılarına çok iyi gider. Yakışır sabah kahvaltılarına. Herkese tavsiye ediyoruz. Herkesin evinde bulunan malzemeler. Evet, herkesin evinde bulunan malzemelerden Yola çıkarak tabii sizlerde bu malzemeleri evinizde vardır yağ vardır, un vardır. Zaten aşağı yukarı ben yıllardan beri aynı tarz, tarzım aynıdır. Mutfağınızda bulunan malzemeler olarak hep böyle söylerim. Çünkü gidip eğer ki dışarıdan bakkal, market dolaşarak malzeme aramaya kalkarsanız zaten o yemeğin tadı da olmaz, tuzu da olmaz. Bir yemeğin ekonomik boyutu çok önemli. Ekonomik boyutu çok önemli sevgili izleyenlerim. Çünkü çok pahalı olduktan sonra zaten hiçbir kıymeti yok görüyorsunuz. Şimdi benim bunu hazırladık. Hazırladıktan sonra bir tane nerede bizim tepsiler? Bir tane yuvarlak tepsini bunları bırakacağım. Bakın böyle yağlanmış olduğu gibi efendim şöyle yağlanmışlardan alalım. Evet şu şekilde bunları diziyoruz. Bunlar daha sonra mayalanacak. Mayalandıktan sonra şöyle bir yağlarını alalım. Efendim yağlarını alalım. Şöyle evet. Şimdi bunları yağlarını aldıktan sonra şey pardon yağın içerisinden aldıktan sonra sevgili izleyenlerim bunların mayalanmasını sağlayacağım. Şöyle tepsiye biraz daha yakın bırakayım. Ve daha sonra da buradakilerini bunun içerisine ilave edeyim aralıklı olmak kaydıyla dizeceğim ki bunlar daha sonra mayalanıp hepsi birbirlerine yaklaşması gerekiyor. Mayalandıktan sonra şöyle alalım ortaya. Çünkü e, çok yakın olursa birbirlerine yapış. Zaten e, yapışması gerekiyor. Önemli olan odur. Böyle iç içe bir işlem. Evet, iç içe bir işlem olması gerekli. Şimdi bunları bu şekilde mayalandırmaya bırakacağım. Bu mayalanırdıktan sonra da bununla işlem yapacağım sevgili izleyenlerim. Şöyle kalsın biraz mayalanmasını sağlayacağım. Buradaki işlemin şöyle biraz bastırayım. Yayı enine doğru yayılma yaparsa, yayılma yaparsa daha sağlıklı olacaktır aslında çok derin bir tepsi olursa daha iyi netice alınır. Yukarıya kalktıktan sonra mayalandıktan sonra tepsiden taşmaması açısından yani dışarı çıkmaması açısından. Şimdi şunları şöyle bıraktıktan sonra onların orada mayalanmasını sağlayacağız. Mayalanmasını sağladıktan sonra da fırınımız ısınacak fırınımıza vereceğiz. Öteki işlerimiz var bizim. Burada sosumuz var. Öbür tarafta dızmanamız var efendime söyleyeyim bunları hazırladıktan sonra evet bu burada piştin. Şimdi bakın hamurların burada büyümesi gerekiyor. Hamurlar istediğim kıvama geliyorlar yavaş yavaş. İstediğim kıvama geldikten sonra sevgili izleyenlerim onların işlemlerini yapmış olacağız. Tabi hamurlar iyice birbirlerine değecekler. Değecekler mayalandıktan sonra bu hamurlar Birbirlerine değecekler. Değdikten sonra da efendime söyleyeyim kavma gelmiş olacaklar. Şimdi burada tabi hamurları bakın nasıl e, hale geldi. Nasıl büyüyorlar sevgili izleyenlerim. Şöyle bir alt üst edeyim izleyicilerimiz görsünler. Ee, tabi bunların hepsinin bir bütünlük sağlamasın, Yani tek hamur şekline olması açısından böyle birbirlerine dayanacaklar. Birbirlerine dayandıktan sonra da sevgili izleyenlerim kıvamda olmuş olacaklar. Evet şöyle görüyorsunuz biraz daha mayalanmasını sağlayacağım ben buradakilerinin. iyice o araların kaybolmasını sağladıktan sonra onların üzerine efendim birazcık e, yine kaşıkla ya onun üzerine yumurtanın sarısı yumurtanın sarısından <laughs> sonra da efendim susam ilave edebilirsiniz. Susam biraz susam ilave edeceğim. Ve ondan sonra e, onu fırına vereceğim. benim burada ooo evet kıvama yavaş yavaş kıvama gelmeye başlıyor sevgili izleyenlerim. Şimdi ben bunların hemen bakın hemen işlemlerini yapacağım. Bunları e, fırına vereceğim. Bunlar fırında pişerken bunlar o aralar falan hepsi kayıp olacaklar. Hepsi kayıp olacaklar. Şöyle birazcık onun üzerine onun üzerine e, şöyle kaşıkla birazcık yağ ilave edeyim. Tabi orada diyet olarak hazırlıyorum. Burada da biraz kalorisi yüksek. Sabah kahvaltısına ait efendime söyleyeyim. Bir işlem yapıyoruz. Durum böyle. Şimdi buradaki işlemim tamam şunu da alalım. Orada patlıcanlar közde oluyor. Onlar da hazırlanıyor. Ve onun haricinde de efendime söyleyeyim. Şimdi e, burada yumurtaları yumurtaları şöyle kıralım. Kırdıktan sonra sarısı ve beyazı olmak kaydıyla ayırt etmem lazım. Ve ondan sonra da bu işlemleri gerçekleştireceğiz. İki yumurtanın sa sarısı az daha gidiyordu. Az daha gidiyordu. Ve iki yumurtanın sarısıyla beraber bunları efendim hazırlayacağım. Bir tane fırça alalım evvela. Fırça. Fırçalar fırçalar. Evet fırçalar. Bu arada yumurtaları Üzerine sürdük. Şöyle birazcık da susam atalım. Atalım. Evet. Bunları susamı da ekledikten sonra bunu fırına vereceğim. Ee, bakın aslında biraz daha mayalandırmamız gerekmesi lazım ama e, zamanımız olmadığı için en az 40 dakika kadar bunun bir mayalanması gerekiyor fırına vermeden evvel ki ondan sonra da bu tam kıvama gelmiş olsun ve ondan sonra da istediğimiz gibi olsun. Evet 40 dakika mayalandıktan sonra tepside fırına veriyoruz. Bunu fırına verelim. Ee, efendim biz de kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, gelelim bu tarafa. Kim? Şöyle bir tane daha kaldı. Şunla. Bu parçalandı. Şöyle yapışmasını sağlayayım. Yapışmasını sağlayayım. Şöyle bunu da buraya bıraktık. Tamam. Şimdi bu burada kalsın. O orada efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle fırını bir açayım içim. Oh, muhteşem. 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 Gel. Gel. Al bakayım. Doya doya çek şimdi. Al, al bakayım. Doya doya çek. Çek doya doya. İzleyicilerimiz görsün. Nasıl olduğunu, neler yapıldığını izleyicilerimizde de görsün. Al bakayım. La 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 la. Ya güzel kardeşim, bu işler böyle işte. Bu işler böyle işte. i̇şte yaparsan güzel güzel yaparsan, denileni dinlersen, ustanızı dinlerseniz, erke, onlar da sizde güzel güzel malzemeler, güzel güzel işler hazırlarsınız. Yeter ki ustanızı dinleyin. Herkes ustasını dinlesin. Ustalık öyle kolay değildir. Her şeyin bir ustası vardır, her şeyin bir ustalığı vardır. Herkes ustalarını dinlesin. Hangi dal olursa olsun, hangi dal olursa olsun. Siyaset olur, evenime söyleyeyim, iş olur, oto tamirciliği olur, buzdolap servisi olur, çamaşır bulaşık makinesi servisi olur ama herkes ustasını dinlerse daha başarılı insan olur, daha başarılı bir eleman yetişmiş olur. Hazırladık. Ş şöyle alayım, şöyle alayım. Bunların hepsini şu şekilde Evet buradan o tarafa kardeşlerim bir görüntü alsınlar sizler için. Çünkü bu görüntüyü görmemiz lazım. Şimdi o rızmanın içerisinde bulunan malzemeler, hamur malzemesinden bahsedeyim. Bir buçuk bardak süt, ılık süt. Onu bir kabın içerisine bırakıyorsunuz. Onun içerisinde bir tane yaş maya, iki kaşık toz şeker ilave ettikten sonra iyice eritiyorsunuz. Üzerini unla kapattıktan sonra 20 dakika bekletip bir çay kaşığı tuz artı bir bardak sıvı yağ ilave ediyorsunuz. Aldığı kadar ilave ettikten sonra bir yumuşak hamur hazırlıyorsunuz. Hamuru şöyle 50-60 dakika gibi bir süre içerisinde mayalandırırsanız çok iyi netice alırsınız. Hamur mayalandıktan sonra tekrar yoğuruyorsunuz. Cevizden büyük parçalar kopararak bakın cevizden büyük parçalar kopararak ayrı bir kabın içerisinde sıvı yağ bulunan o kabın içerisine atıyorsunuz. O kabın içerisine attıktan sonra orada biraz bekletip hamurların yağın içerisinde mayalanmasını sağlıyorsunuz. Yağın içerisinde mayalanan o hamurları daha sonra daha sonra bir tane yuvarlak tepsiye diziyorsunuz sevgili izleyenlerim. Yuva kare de olabilir. Evinizde, mutfağınızda bulunan bir tepsiye diziyorsunuz. Ve bunları dizdikten sonra tabii ki biraz beklemeye alıyorsunuz. Tabii ki tepside malzemelerin dinlenmesi e, yani o hamurun dinlenmesi ve onun haricinde de mayalanması açısından iyi bir dış fırının haricinde dışarıda bir mayalanması, iyi bir mayalanma ge zamanı geçirmesi gerekiyor. İyice mayalandıktan sonra bu sefer ne yapıyorsunuz? Aralıklı fırında dizmiş olduğunuz tepsiden onun üzerine mayalanıp malzemeler birbirine yakıştığı, yapıştığı zaman hamurlar daha sonra şöyle krem ola, kreme olabilir. Kreme olabilir. Hamurlar birbirine yani şöyle bir bardak çiğ kreme olabilir, kaymak olabilir, tereyağı olabilir. Ben birkaç kaşık sıvıya ilave ettim. Onun üzerine de bir tane yumur, iki tane yumurtanın sarısını sürdüm. Daha sonra da onun üzerine de biraz susam attım. Bizim damağımıza uygun hale getirdim. Ve ondan sonra da sevgili izleyenlerim böyle güzel bir kızmanayı hazırladık. Koştura 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 geldik. Yine bir programımızın sonuna. Sürçeli lisan ettiysek affola. Hepinize canı gönülden sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum sevgili izleyenlerim. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.